Ben Kemal Kamburoğlu. Ege TV ekranlarında bir Ege lobisinden hepinize mutlu günler sevgili izleyiciler. İç politik gelişmeler, deprem, ekonomik süreç, korona derken bu yoğun gündemde kardeş ülke Azerbaycan'daki gelişmeleri konuşamaz olduk. Halbuki Azerbaycan'daki gelişmeler Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. İşte tam da bu nedenle bugünkü yayınımızda Azerbaycan'daki son durumu yine Azerbaycan'dan canlı yayınımıza katılan çok değerli bir konuğumuzla ve gazeteci arkadaşım Vahap Tabakan'la birlikte sizlerle paylaşacağız. Can Azerbaycan'dan konuğumuz Roza Alikızı Ay. Kendisi emekli subay, gazeteci, savaş muhabiri, asker ailesi cemiyeti ve vatanperver birliğinin, vatanperverliğin tebliği, içtimai birliğinin genel başkanı. Yani böyle birçok alanda faal, çok değerli bir konuğumuz. Sayın Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Roza Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun efendim, sağ olun. Yayına başladık hayırlısıyla. Can Azerbaycan'dan sizi görmek gerçekten bizleri çok mutlu etti. Onu özellikle altını çizeyim. Çünkü Teşekkür ederim. İki devlet, tek millet. Bir millet, bizim ilkemiz zaten. Roza Hanım, ben ilk soruyu sorayım, sonra gazeteci arkadaşım Vahap Bey'in de soruları olacak. Öncelikle Can Azerbaycan'ın 28 yıllık bir Ermeni işgalinden sonra vatan toprakları olan Karabağ bölgesini kahraman Azerbaycan Türk ordumuzun müthiş zaferi sonunda kurtarmasını ve bu topraklarda yeniden Türk'ün gururu olan ay yıldızlı Azerbaycan bayrağını dalgalandırmasını yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Burada sormak istediğim iki nokta var benim. Birincisi, tüm Karabağ Ermeni güçlerinden tamamen temizlendi mi? Temizlenmeyen yerler kaldı ise neden temizlenmedi, temizlenemedi? Bu birinci sormak istediğim soru, bu çok benim için önemli çünkü. Diğer ilave sorum da şu. Türkiye ilk günden itibaren 83 milyon tüm Türk milleti olarak iki devlet tek millet şiarı ile ve silahlı kuvvetler... Azerbaycan'ın yanında oldu, onu demek istiyorsunuz değil mi? Evet, ve silahlı kuvvetler dahil, Türk silahlı kuvvetleri dahil, bütün milli güç unsurları ile kardeş Azerbaycan'ın, kardeşi Azerbaycan'ın yanında durdu. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan adeta açık çek vererek bunu bütün dünyaya ilan etti. Hatta bir anlamda bir dış müdahalenin de önünü kesti denilebilir. Zira Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev de dış müdahale olursa Türk F-16'larını semada görürsünüz dedi. Ama şimdi masada sadece Rusya var gibi. Rusya Türkiye'yi masada istemiyor gibi görünüyor. Aynı zamanda Karabağ'ın içinde de sadece Rus askerinin olacağına dair bilgiler var. Türkiye burada ateşkes koşullarını denetlemek için askeri olarak bulunmayacak deniliyor. Türkiye neden masada istenmiyor? Türkiye masada olacak mı? Türk-Rus ordusu ile ortak biçimde Karabağ'da denetim görevinde olacak mı? Yoksa sadece Karabağ dışında mı konuşlanacak Türk askeri birliği? Çünkü biliyorsunuz asker gönderilmesi için de meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkere geçti. Buyurun efendim. Evet. Öncelikle şunu demek istiyorum ki hepimiz biliyoruz. Yani Ermenistan işgalci bir devlettir. Ve Ermenistan düz 27 sene bundan önce Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. Karabağ'ı işgal etmiştir. Ermenistan Azerbaycan'da, Karabağ'da öyle bir vahşet yapmıştır ki, öyle bir dehşet yapmıştır ki dünya böyle bir vahşet görmemiştir. Onlar tehlike askerlerimize değil, sivil toplum yerlerine, sivil insanlarımıza karşı katliam yapmışlar. Yani artık benim o zaman 22 yaşım vardı. Yani 22 yaşım vardı ben hərbi xidmətə gedəndə. Çox şeyləri gözümlə gördüm. Mən özüm Qarabağda doğdum. Mənim məmləkətim Qubatlı. Məmləkətim işğal olundu. Öyle şeylər mən gözümlə gördüm ki, yəni
bugünə kimi, bugünkü gün artıq mənə rüya kimi gəlir. Nasıl bizim topraqlarımız 27-28 sənə sonra işğaldan təmizləndi. Mən Türkiyədəydim. Xəbər aldım ki, Azərbaycanda savaş başlayacaq. Ayın 28-də mən artıq Bakıdaydım. Həmən cəbhə bölgəsinə getdim. Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl. Yəni bu döyüş bölgələrində oldum. Bundan öncə də mən 28 sənə savaş mühabiri kimi askerlərimizin yanındaydım. Amma bu dəfə tam bir farklı idi. Tam bir farklı bir şeylər gördüm. Askerlərimizin üstündə sevinç, qələbə. Həmən hiss edirdim ki, artıq bu dəfə zəfər olacaq. Artıq bu dəfə qələbə olacaq. Türkiyə, yəni bütün əskərlərimiz, bütün Azərbaycan xalqı Türkiyəyə güvənirdi. Yəni Türkiyə dəstək oldu. Cənab Erdoğan'ın müraciəti, çıxışı Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Yəni Azərbaycan xalqı hazırlıqlı idi. Azərbaycan ordusu əvvəlki ordu deyildi. Ordumuz çox güclü idi. Buna baxmayaraq, yəni Azərbaycan xalqı Türkiyəyə daha güvəndi, daha güc aldı. Topraqlarımız 44 gün içində, yəni işğaldan təmizləndi. Bizim başkomutanımız İlham Aliyevun əmri, onun göstərişi nəticəsində cəsur Azərbaycan əskərlərinin cəsurluğu nəticəsində topraqlarımız işğaldan təmizləndi. Amma əskərlərimiz deməli Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlını işğaldan təmizlədilər, azad etdilər. Bu ərəfədə ermənilər, yəni Azərbaycan ordusunun gücünü gördülər, onun gücü qarşısında çox şaşırdılar. Və bundan sonra onlar raketlər atmağa başladılar Azərbaycana. Siz bildiniz ki, Gəncəyə, Goranbaya, Bərdəyə böyə nasıl raketlər atdılar? Gəncə darmadağın oldu. Sivil toplum yerlərinə, sivil insanlarımız qanına qəltan oldular. Bunu bütün dünya gördü. Bütün dünyanın gözü önündə oldu. Bundan öncə də... Şehitlerimizin hepsine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ederim. Deməli, dünya dövlətlərinin bu 27 sənə ərzində dünya dövlətlərinin 4 qərarı oldu. Ermənistan şərtsiz, plansız öz topraqlarından geri çəkilsin. Amma bu dünya dövlətlərinin qərarı kağıt olaraq, kağıt üzərində qaldı. Bu Minsk qrupu var idi. Bunlar artıq yox dərəcəsində idilər. Hər dəfə gəlirdilər, Ermənistana gedirdilər. Ortada bir şey yoxdur. Amma artıq bu 27 yıl ərzində çox danışıqlar oldu. Yəni Azərbaycan Cumhurbaşqanı, Başkomutanımız Aliyev dəfələrlə konuşmalar irəli sürsə də bunlar, yəni ermənilər razılığa gəlmirdilər, müxtəlif şərtlər qoyurdular. Amma sonda belə olmadı. Azərbaycan xalqı özündə güc topladı. Azərbaycan ordusunun gücü ilə topraqlarımız işğaldan azad edildi. Şuşaya girildi. Bundan sonra artıq insanlar hər yerdə, yəni o günü görsəydiniz, o an, o gün başqa bir gün idi. Yəni bizim arzuladığımız, arzusunda olduğumuz o topraqlarımız artıq özümüzdə idi. Roza Hanım, Azərbaycan askeri Şuşa'yı aldıktan sonra halk Şuşa'ya akın ettiğinde siz de orada mıydınız, beraber miydiniz? Yok, ben o vaxt... Yox, mən Zəngilan tərəfdə idim. Onu sadəcə eşitdim. Yəni o an mən Bakıya dönmüşdüm. Gecə ikən bir yürültü səsinə oyandım. Nə oldu deyə raket atdılar. Yəni hepimiz təşvişə düşdük. Özü də mənim bu yaşadığım, yəni Xırdalan ərazisində, amma zərərsizləşdilər. Biraz qalmışdı. Yəni günəş yanımdaydı. Günəşi kandırdım, qorxmasın deyə yorulmadı dedim. Yani biraz kalmıştı, bir de gördüm. Güneş dediğiniz çocuğunuz değil mi? Kızınız. Evet. Güneş izleyicilerimiz 16 yaşında. Yani Güneş'i kızınız olduğunu. Evet. Güneş 7 yaşından Güneş benimle beraber cephe bölgesinde benim tüm fotoğraflarımı Güneş çekmiş. Yəni Günəş də Türkiyədə lisedə oxuyur. Buna baxmayaraq Azərbaycanda savaş olduğuna görə mən gəlirəm deyə o da mənimlə gəldi. Mən Günəşi sakinləşdirirkən bir də böyük bir səs
büyük signal seslerinden bu net baş verir. Televizyonu açtım. Bizim başkomutanımız konuşuyor. Ne güzel, topraklarımız artık Ermeniler teslim olur. Yani artık imzalanmışlar. Topraklarımızdan geri çekilecek. Yani savaş olma. Demeli Kəlbəcər ayın 20'sinde, ayın 15'inde Kəlbəcəri verməliydiler. Ama ayın 15'i keçdi, haber geldi ki, Ermeniler biraz zaman istemişler. Ayın 25'inde çekilip geri çekilecekler. Ayın 20'sinde yarın yani Ağdam'dan, ama bu günleri haber geldi, bizim koşunlarımız artık Ağdam'a girmişler. Bir Laçın kalmış, Laçın da ayın birinde yani Aralık ayının birinde Ermeniler oranı boşaldıp gitmelidirler. Ama bir bilesiniz ki Ermeniler bundan yani kullanarak bu zamandan neler yaptılar? Neler yaptılar? Onlar hansı ki o evlere gelmiştiler. O evler onların değildi. Bizim Azerbaycanların evleriydi ki onlar sürgün gelirken Ermeniler oraya girmişler. Şimdi bura bizim evler diyerek gözyaşı dökmeye başladılar. Gedirken yaktılar evleri, her yeri söktüler, taşıdılar. Hatta hayvanların başını kestiler. Biz onların fotolarını gördük. Bak ben ne düşündüm, bak gözümün önüne ne geldi. Benim anam, benim yani bayağı önceden söyledim, ben Kubatlı'da doğdum. O işgal gününde ben Bakü'deydim. Anam bacılarım oradan kaçarken birden anam bazımın elinden bırakarak bazımın elini eve kaçmış. Ne oldu diye bazım da onun arkasınca, bazım görmüş ki anam girdi tövlenin kapısını açtı. Koyunlar burada kalmış, koyunlar burada bağlı kalmasın. Yani koyunlar tövlenin kapısını açmış. Koyunlara yazık, hiç olmasa yani hayat bahçede bir yani yem bulurlar. Ama Ermeni ise bu hayvanların başını kesmiş. Bak Ermeni ile bizim fergimiz bu. Roza Hanım, şimdi Ermeniler zaten biliyorsunuz daha doğrusu Türklerin düşmanı. Bütün evet, dünyaya... Fahat Bey, ben bir şey diyeyim. Ben bilirsiniz ki Azerbaycan'ın dışında Türkiye'de, Avrupa'da çok benim konferanslar verdim ve her defa gösterdim. Ermeniler hiç zaman demediler bizim düşmanlarımız Azerbaycanlılar. Onlar hep çocuklarına öğrettiler ki bizim düşmanlarımız Türklerdiler. Çocuklar ilk okula gelirken onları mezarlığa götürmüşler ve göstermişler. Çocuklar bakın, bunlar sizin dede babalarınızdı. Bunlar şehittiler. Kim yapmış bunu? Türkler yapmış. Demeli sizin her biriniz bir Türk'ten intikam almak zorundasınız. Ve zoribalaya Ermeniler yani bir taraftan bu kadar vahşilikler yaptılar ama bütün tüm dünyaya yaydılar. Bizim öz yaptıklarını bizim adımıza çıktılar. Ama bir taraftan öz gazetecileri, öz yani yazarları kitaplarında öz vahşiliklerini gösterdiler. Mesela onların ünlü bir yazarı var, Zori Balayan. O kitapta neler yazılır? O kitapta yani bilirsiniz ki bir hemen Xocalı soykırımında bir Türk evine girdiğini, orada bir çocuğun derisini soyarlarken iki dakikadır baktım dedi, çocuk bayıldı, onu doğrayıp aynen dedi Türk itlerine attık. Bak o vakit dedi ruhumuz dirçeldi. Siz ona bakın. Ne kadar insan adına yakışıyor. Ben yeni bir kitap yazacağım. Ruhumuzun dirçelişi. Benim ruhum niye dirçelir? Yani onlardan farklı olarak ben topraklarımızın azat olduğunu görünce ben o yerlere gittim 28 sonra benim ruhum dirçeldi. Ama onlar ise kan tökerek, çocuk kanı tökerek ona bakırken ruhum dirçeldi diye böyle bir kitap yaptı. Ermeni ile bizim farkımız bu. Biz çok yani humanist bir milletik. Ermeniler her şeyden önce bütün dünyaya hep kustular zaten. Bir zamanlar Asala terörünü yaymışlardı bütün dünyaya. Evet. Türk diplomatlarımızı öldürüyorlardı. Suikastler yapılıyordu. Avrupa'da çok rağbet gördü. Mesela Brüksel'de anıtı var. Ben gittim, hatta anıtının orada fotoğraf falan çektim. Kendim de çekildim ispat için. Sadece ve sadece
Türklerin soykırım yaptığını söylüyorlardı Ermeniler. Ama soykırımı kimin yaptığını bütün dünya şu anda Azerbaycan Savaşı'nda gördüler. Her şeyden önce yani Ermenistan, Paşinyan durduk yerde neden Azerbaycan'a saldırdı? Tabii ki bunun arkasında Avrupa devletleri var. Amerika var. Yani Fransa, İsrail, öbür taraftan Yunanistan, geç öbür taraftan Mısır. Bütün bunlar Paşinyan'ı kudurttular. Ne için? Mavi Akdeniz'e Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orayla ilgileniyor. Orada işte şey çıkaracak, Mavi Akdeniz'deki çalışmaları engelleyebilmek için Ege Adası'ndaki, Ege Denizi'ndeki adaları engelleyebilmek için ve kendileri kalkıyorlar deniz mili olarak 12 mile çıkartmaya kalkıyorlar. 12 mile çıkarttıkları zaman bizim ilçemiz İzmir'in ilçesi olan Çeşme'den denize giremeyiz insanlar. Şimdi bütün nedir biliyor musunuz? Yani burada işte Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail, Yunanistan, öbür taraftan Mısır sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini Azerbaycan üzerine çekmek için saldır dediler. Saldırdılar ama İyi ki de saldırtmışlar. İyi de olmuş. Neden? Hiç olmazsa 28-30 yıl sonra o topraklarınız azat oldu. Karabağ'a doğru gidildi. Şimdi burada Rusya hemen Karabağ'a atladı. Durdu. Karabağ'a atladı. Ama Türkiye'de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıkarttırdı. Türk askeri de şimdi oraya geliyor. Aynı zamanda Putin diyor ki Türkiye ile bazı konularda anlaşamasak bile bazı konularda da bir araya geliyoruz ve ondan sonra orada birleşiyoruz diyordu. Azerbaycan'daki Karabağ'a mutlaka ve mutlaka Rusların yanına Türkler de gelecek, Türk askeri de gelecek, birlikte hareket edecekler. Şimdi evet. Ben kutluyorum. Şimdi ben Azerbaycan devletini kutluyorum. Bir dakika, bu konuda Roza Hanım'ın bir görüşünü alalım. Şimdi ben deminki sorumun cevabını da alamadım. Bekliyorum hala ama Roza Hanım'dan alamadım onu. Bir, Karabağ'da şu anda her yer temizlendi mi? Temizlenmeyen yerler neresi? Neden temizlenmedi? Bu sorunun ama cevabını... Ama ben onu söyledim. Karabağ'da söyledim. Füzuli. Alınmayan yer var mı şu anda? Var, ben de söyledim onu. Alınan yerleri diyorum. Füzuli, Cebrail, Gubatlı, Şuşa, Zengilan. Bunlar alındı. Ama bu Şuşa'ya girirken Ermenistan tarafından, yani Rusya tarafından böyle bir mukavele bağlandı. Yani insanlar daha çok kırılmasınlar diye, helak olmasınlar diye Ermenistan tarafı artık Azerbaycan ordusunun gücü önünde duruş getirebilmiyor. O yüzden teslim oldu ve ilan etti. Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, onlar yani savaş olmadan, savaş artık bitti. Savaş olmadan geri çekilecekler Ermenistan ordusu. Şunu sormak istiyorum. Ha evet. Karabağ'da Ermeni askeri kalacak mı kalmayacak mı artık? Şimdi yok. Yani böyle mukavele bağladılar. Ben önce dediğim gibi Kəlbəcərdən ayın 15'i çıkmalıydılar. Ama onlar zaman istediler. 10 gün ayın 25'inde, Kasım ayının 25'inde onlar geri çekilecekler. Bir de Ağdam yarın Ermənistan askerleri geri çekilecekler orada olanlar, ama bugünden haber geldi, bizim Azerbaycan ordusu artık oraya girdi. Bir aralığa kadar ise Laçında olan Ermeniler gidecekler. Artık topraklarımız tertemiz temizlenecek. Şimdi bakalım ayın birine kadar ne olacak. O ki kaldı Vahap Bey, sizin sualınıza bayakları dünya dövlüklerine. Roza Hanım biraz geride durur musunuz? Başınızı kesiyor çünkü Nora Hanım. Roza Hanım, özür dilerim. Roza Hanım, ikinci şeyim de şuydu. Türkiye Karabağ'da Rusya askeriyle birlikte Türk askeri olacak mı, olmayacak mı? Türk askeri Azerbaycan tarafında mı olacak? Çünkü Rusya'nın buna henüz böyle sıcak bakmadığı yönünde haberler geliyor demiştim. Yani tam kabul etmediler gibi bir durum vardı.
Şimdi siz oradasınız. Daha iyi havayı görüyorsunuz. Oradaki şeyleri daha kolay haberleri alıyorsunuz. Türkiye masada olacak mı Azerbaycan'ın yanında? Rusya ile, yani Rusya, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan mı olacak? Yoksa sadece Türkiye Rusya masada olacak? Öte yandan Karabağ'da da sadece Rusya mı olacak? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani bizim Azerbaycan halkını daha çok rahatsız eden ele bu konudu. Biz çok sevindik. Yani Şuşa alınca topraklarımız işgaldan temizlenince çok sevindik. Ama biraz sevincimiz, yani ben geçen de Vahap Bey'le de konuştum. Biraz sevincimiz, yani moralsız olduk. Duyandaki Rus ordusu gelecek. Orada yerleştirilecek. Rasın koridorunda. Bizim başkomutanımız Sayın İlham Aliyev ilan etti. Halka müracaat etmişti. Yani Rus ordusuyla yanaşı Türk ordusu da gelecek. Yani Rus ordusu bizi rahatsız etse de, ama Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Azerbaycan halkının isteğiydi. Yani Azerbaycan halkı Türk ordusunun Azerbaycan'da olmasını istiyor. Arada konuşmalar oldu. Ne baş verdi onu kimse bilmedi. Hala da yani konuşmalar geliyor. Yani bütün sosyal şebekelerde herkes bundan yazdı. Herkes rahatsızlığını bildi. Ve herkes Türk ordusunun, Türk askerlerinin Azerbaycan'a gelmesini istedi. Bundan sonra yani artık Türkiye devletinden de haber geldi, Savunma Bakanı da geldi ve ilan ettiler. Her zaman biz Azerbaycan kardeşlerimizin yanındayız. Bundan önce de yani o hele savaş gelirken Sayın Tayyip Erdoğan da bildirdi Putin için ki, Putin sen Paşinyan'ın yanında olursan ol, ben İlham kardeşimin yanındayım. Yani gerçekten de böyle oldu, ama ben haberler okuyorum artık Türk askerleri, yani mecliste de, Türkiye meclisinde imza atılmış, bir sene Türkiye ordusu Azerbaycan'da olacak, yani kontrol yapacak. Yani ki bir seneden sonra bu zaman uzadılar. Biz çok sevinir, yani Azerbaycan'da Türk ordusunun gelmesini sabırsızlıkla gözleyenler var. Yani biz bir milletik ve evet. Ermenileri evet. de korkuya salan ile bu. Ben zaten Azerbaycan Türk ordumuz diyorum. Evet evet. Herkes burada bak paylaşımlarında, sayfalarında öz evine hoş geldin Türk askeri böyle yazmış. Kendi evine hoş geldin diyerek. Evet. Belli. Abi buyurun. Ben özüm de İzmir'de, Türkiye'de olan, yani Türk ordusunda oldum. O vakti Afrin olaylarında böyle bir röportaj da vermiştim. O röportaj yani Türkiye'nin bütün basınında yayınlanmıştır ki, Türkiye için canımı veririm ve Türkiye için her zaman savaşmaya hazırım. Ve biz birik, topraklarımız bu evet. toprakların hepsi Türk topraklarıdır. Evet. Vahap Bey buyurun, buyurun. Sayın İlham Aliyev televizyondan Paşinyan'a soruyor. Paşinyan ne oldu diyor, ne oldu diyor, gülerek evet, ne evet. oldu diyor sana. Evet. Şimdi tabii 28 yıl sonranın bir sevincidir bu. İlham Aliyev'in sevincidir. Azerbaycan halkının sevincidir. Topraklarının azat olmasının sevincidir. Tabii ki Türk askeri ve Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan halkını ve silahlı kuvvetlerini, Türk askerleri de hiçbir zaman için boş bırakmayacak. Şimdi evet. benim tabii ki şeyim, yani bu Ermeniler bizim Türkler gibi değil. Biz Türkler olarak her zaman için dirimize de ölümüze de saygı gösteririz. Ermeniler evet. 26 yıl önce ölen kişilerinin bile mezarlarını kazıp kemiklerini alıp da kaçırıp Ermenistan'a götürüyorlar şimdi. Evet. Ermeniler öyledi. Yani Ermeni, ben her defa çıkışımda da söylemişim. Ermeni insan demiyorum. Ben çocuktum. O vakti benim yadıma gelir. Bizim köye Ermeniler getirerdiler. Alışveriş yapardılar. Mesela diye patates, soğan. O zaman şimdiki kimi hatırımdadı. Çocuktum. Bakardım bizim kadınlarımız korkardı ileri gitmeye. Düşünürdüm bunlar neden korkuyorlar, veya ben çocuktum arkadaşlarımla
O vaxt bizdə dağlar var idi. Dağlara qalxırkən erməni maşını arabası gəlirkən biz gizlənərdik. Yəni həyəcan qorxu keçirərdi. Anlamıyordum ki bu nədir. Sonra bir gün sordum babaannemle. Babaanne neden biz ermeniden böyle korkuyoruz? Babaannem anlattı. O vaxt ermenilerin nasıl gelmeleri, nasıl katlam etmeleri. Öyle vahşilikler ki o vaxtdan benim yadımda kaldı. Benim yazılarım da var. Ermeni bizim dede baba düşmenimiz. Ermeni Türk'ün dede baba düşmeni. Düşmenden barış olmaz. Düşmenden intikam alınır. 27 senedir ben bu konuları konferanslarımda her vaxt konuşurum. Nasıl Ermeni ilə bir yerdə yaşamaq olar? Ermənilər Xocalıda gördünüz nələr yaptılar. Elə şeylər var ki, o şeyləri yəni dünyanın heç bir yerində baş verməyib. Qarını yarıb ora kedini soğub onu tikmək. Nasıl bu? İnsan adına sığar mı? Nasıl olur böylə bir şey? Dünyada böylə bir şey mən duymadım və görmədim. Kimsə də görmədi. Bax, erməni bu. Roza Hanım, öyle bir onların silahı var ki bir de bir şeyleri var. Bir yere gittiler kitaplarımda göstermişim. Orada mesken salar, öz akrabalarını orada davet eder ve sonra diyor burası bizim. Bak burası bizim. Böyle Roza, bir şey onlar. Roza Hanım yalnız burada bir yeri ayırmamız lazım. Bugün Türkiye'de bizim sayıda Ermeni vatandaşımız var. Onları ben bundan hariç tutmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygılı, Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk ordusunda askerlik yapan vesaire bizim kendi vatandaşlarımızla yani bir genelleme de yapmamak lazım gerektiğini düşünüyorum. Bunu altını çizmek istedim, onu belirtmek istedim. Dediğinizde de haklısınız yani. Onu da kabul ediyoruz tabii. Kemal Hocam ben şurada... Ermenilere inanmıyorum. Hiç zamanda inanmayacağım ve güvenmeyeceğim. 70 sene bizi dost yaptılar, kardeş ettiler. Ekmeğimizi yediler, suyumuzu içtiler. Biz onlara inandık. Kirve oldular bizimle. En iyi yerlerinde evimizin misafirleri oldu. 70 sene sonra ne oldu? Onlar arkada gizlince yüzümüze güle güle büyük Ermenistan projesini yaptılar. Ermeniye güvenmek olur mu? Yüzümüze güle güle. Biz onlara kardeş dediz. Sovyetler Birliği bizi kardeş yaptı. Yüzümüze güle güle onlar öz projesini hayata geçirmekle meşgul oldular. Buyurun Roza Hanım. Şimdi şurada şöyle bir şey var Kemal Hocam. Şöyle bir şey belirteyim ben. Tabii ki bizim Ermeni vatandaşlarımız var. İstanbul'da çoğunluğu. Yani bir televizyoncu olarak benim bunu söylemem lazım da onun için altını çizmek şimdi, istiyorum. Şimdi bir oraya şey hatırladım. Kemal Bey oraya gireceğim. Bir şey hatırladım. Ben Roza bir Ermenistan'da esirlikte olan yani... Bir kadınla sohbet ettim. O sonradan Azerbaycan tarafa değişmişler onu. O bir şey söyledi. Her gün Ermeniler onu ne kadar dövdüse bu olan bir şey her gün yani bunu yaptılar. Ama dedi bir gün bir kadın girdi içeri dedi. Beni öyle vurdu dedi kadın tepikle. Belim kırıldı. O kadın dedi ben İstanbul'da yaşıyordum dedi. Türkiye vatandaşıydı. Bak siz deyince ben bunu hatırladım. Vahap Bey buyurun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bizim Türkiye'de de biliyorsunuz Ermeni vatandaşlarımız var. Ermeni asıllı vatandaşlarımız var. Kardeş dediğimiz, arkadaş dediğimiz hatta Türklerle evlenip de akraba bağları olmuş. Bunlar bizim vatandaşlarımızdır. Bir. İkincisi Azerbaycan Ermenistan Savaşı döneminde de Türklerle beraber Azerbaycanlıları tutmuşlardır bunlar. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şöyle demiştir. Ermenistan-Azerbaycan Savaşı döneminde Azerbaycan topraklarında Karabağ'da, Şuşa'da ve diğer taraflarda Gence'de kalacak olan Ermenistanlar, Ermenistanlı kişiler bizim vatandaşımızdır. Onlara hiçbir şey yapılmayacak, dokunulmayacak güvencesini vermiştir her şeyden önce. Evet, öyle ama Ermenistan öyle değil. Ermenistan evet. Ne yaptı? Her şeyden önce yani kendi ölülerini bile 26 sene önce ölen ölülerini, atalarını
çocuklarını, eşlerini dahi kemiklerini alıp kazaraktan Ermenistan'a götürdüler. Böyle bir şey olmaz. Bizler baştan da zaten siz de bir televizyoncu olarak, ben de bir televizyon programcısı olarak şunu söylemek istiyorum. Bir millet, iki devlet. Azerbaycan, biz Türk'üz. Türk olduğumuz için gurur diyoruz. Bize karşı gelmeyen, bize kurşunu atmayan, bize silah çekmeyen her kim olursa olsun bizim dostumuzdur onlar. Bizim kardeşimizdir. Onlara biz silah sıkmayız hiçbir zaman için. Tabii ki. Ekmeğimizi bölüşürüz, suyumuzu bölüşürüz onlarla biz. Tabii biz ki. Öyleyiz Vahap Bey ama onlar değil. Başkomutanımız İlham Aliyev başkentte olaylardan sonra halka müracaat. Roza Hanım bakın şimdi şöyle, yani bugün için Azerbaycan topraklarındaki kalan ve ülkelerine, yani kendi şeylerine, Ermenistan'a gitmeyen o kişiler Azerbaycan vatandaşları sayılır artık. Onun için onlara kucak açmalıyız, onları kazanmalıyız biz her şeyden önce. Onları ürkütmemeliyiz, korkutmamalıyız. Bu nedenle ben şunu söylemek istiyorum, 26 yıl boyunca Azerbaycan devleti, Azerbaycan milleti her şeyden önce soğan ekmek yemiştir, zeytin ekmek yemiştir ama parasını biriktirerek 20 milyar dolar silahlanmaya para harcamıştır. Yani 26 yıl boyunca Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan devleti hep hazırlık yapmışlardır. Ermenistan'da 3 milyar harcamış. Neden? Çünkü kendisine çok güveniyordu. Arkasında Avrupa Birliği vardı. Fransa vardı. Mısır vardı. Yunanistan vardı. Belçika'sı vardı. Varoğlu vardı yani. Hepsi vardı. Ve 70 bin askeri vardı. 70 bin askeriyle Azerbaycan'a posta koymaya kalktı. Buyurun Roza Hanım. Roza Hanım buyurun. Roza Hanım buyurun. Sizin sualınızın ben cevabını konuşmak istiyorum. İlham Aliyev, bizim başkomutanımız Gence olaylarından sonra halka müracaat etti. Biz dedi intikamımızı sivil insanlardan yok, savaş meydanında sözümüzü diyeceğiz ve savaş meydanında intikamımızı alacağız. Böyle de oldu. Evet. Yani evet. O Ermeniler var, bak bir esir götürmüştüler, bir Ermeni kadını tutmuştular bizimkiler. Onlar ne yapmışlar? Bütün şehri gezdirmişler. Ona börek yedirmişler. Onun nenesi de Bakü'da olmuş. Ve böreği yiyirken esir Azerbaycan Bakü böreği söylemiştir. Bizim biz humanizmimizi istedik. Kendi topraklarımız uğrunda mübarizə apardık. Ve cesur Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan əskerlerinin köməyi sayesinde, kahramanlığı sayesinde buna nail olduk. Biz qan tökən deyil ve kimlerinsə toprağında bizim gözümüz yok. Tabii. Yani Ermenistan her şeyden önce dünyaya gösterdi. Yok işte Türkler kırıp geçiriyorlar, yok bilmem işte öldürüyorlar. Kimlerin ne yaptığını bütün dünya gördü. Kendi 70 bin askerine rağmen her şeyden önce PYD'den, PKK'dan, Türk düşmanı olan PKK'dan asker aldılar. Ya asker değil yani, oradaki çapulcu takımını aldılar, getirdiler evet. Orada savaştırmak için. Para karşılığında 600 dolar vererekten onları savaştırmak istediler. Ama bütün dünyada gördü ki Türk askerinin, Azerbaycan Türk askeri, Türkiye'nin askerinin karşısında hiçbir kuvvetin duramayacağını anladılar. Rozan bu şeydeki Karabağ'a getirilen, Ermenistan tarafından getirilen PKK PYD unsurları da onların akıbeti ne oldu? Orada imha edildiler mi yoksa onlar da mı geri çekildiler Ermeni kuvvetleriyle birlikte? Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Yok yani onlar savaşırken o duruş getirebilmedi Azerbaycan. Ben paylaşımlarına baktım. Yani onların cesetleri var idi. Onlar paylaşımlardan gördüm de. Yani Suriye'den gelen o evet. Kürtler idi. Onlar evet. da öldürülmüşler. Yani Azerbaycan ordusunun o karşısında, Azerbaycan askerinin gözü karşısında kim duruş getirebilir? Peki sizce Paşinyan'ın durumu ne olur? Çünkü bir darbe, daha doğrusu
bir suikast girişimi atlattı, çıktı medyada. Şu anda da konumunda bir değişiklik olmadı. Yine başbakan olarak duruyor. İşte halkından özür... 6 ay Paşinyan, 6 ay öz halkından yani zaman istemiş. 6 ay. Evet. Ermenistan'da yani durum çok ağır. Mitingler, yürüyüşler. Bugün de baktım ben, miting yürüyüş eden gençlerin üzerinden arabayla, yani araba sürerek geziyorlar. Yani çok karşıydı. O ise yani 6 ay zaman istemiş. Bu 6 ayda ne yapacağını da ben bilmiyorum. Peki bu 6 ay içerisinde Avrupa Birliği'nden yandaşları şu anda harekete geçmiş durumda. Ermenistan'a işte silah yardımı yapacaklar, takviyeler yapacaklar tekrar saldırtmak için, ama tahmin ediyorum Karabağ'da da olsun, Azerbaycan topraklarında da olsun, Ermenistan bu saatten sonra avcını yalayacaktır, hiçbir şey yapamayacaktır. Peki orada Rus ordusu var, kontrolde Rus ordusu var, Türk ordusu var, ben bunu düşünmüyorum böyle. Yani yapacaksa yine kendisi. Bu saatten sonra Ermenistan'ın bir şey yapmasını ben çok olası görmüyorum. Yani askeri açıdan. Ben de öyle düşünüyorum. Çok olası değil. Yalnız şunu merak ediyorum. Ermenistan bir iç savaş yaşayabilir mi sizce? Çünkü çok karışıklıklar söylediniz. Olabilir. Artık orada durum çok kötü. Olabilir. Her gün mitingler, her gün yürüyüşler, herkes Paşinyan'ın istifasını talep ediyor. Çünkü bildiğim kadarıyla oranın milli geliri de çok düşük ve büyük bir kaynağı bu savaşa aktardılar. Evet. Dolayısıyla halk oldukça sıkıntılı bir ekonomik süreçte diye duyuyoruz. Bu bir iç savaş getirebilir mi Paşinyan'a karşı? Bu konuda yani bir duyumlarınız oluyor mu sizin? Vallahi ben daha bir söz diye bilmiyorum. Onu biliyorum ki Ermenistan'ın durumu çok zor. İnsanlar artık ümidini yitirdi. Ben Ermeni sayfalarına girip bakıram. Yani takip ediyorum Ermeni sayfalarını. Paşinyan'a karşı herkes onu ihanetkar, hain diye öyle yazıyorlar. Ve bir de çok böyle bir şey var onlarda. Nasıl diyeyim? Ümit var. Ne zamansa Karabağ'ı açsak deyip duruyorlar, bu kesici diye biz açsaka döneceğiz. Ama rüyalarında görecek daha bunu. Olmayacaklar. Açsak yok. Karabağ var. Karabağ var. Hayal ediyorlar mı? Hala bunu düşünüyorlar mı? Evet. Sayfalarına giriyorum öyle. Bizim bir Azerbaycan'da bir yaşanmış, bana çok tesir eden bilirsiniz ne? Azerbaycan'da yaşayanlar, Azerbaycan'ın soyuyla ekmeğiyle büyüyenler var, yazarlar var, gazeteciler var. Bir yazar var, Levon Adyan, ben onu tanıyordum, bizim Azerbaycan'da yaşıyordu, kitapları var idi. Ben o zaman talebeydim. Bunun sayfasına girmişim ben, neler yazıyor, bir de yalanlar yazıyor. O torpaklar onların olmuş güya, yalan yazıyorlar, her şeyi yalan. Bak nasıl, geldiler onlar Karabağ'a girdiler, Şuşa'ya girdiler. De her şeyi değiştirdiler Ermeni dilinde yazılar ettiler, Ermeni dilinde anıtlar koydular ve bununla geleceğe ellerinde sübut kimi, burası bizim, ama öyle değildi. Ondan önce o yerlerde biz ne yaptıksa onlar onu değiştiler. Bu yüzden düşünün, ama o mümkün değil, mümkünsüz. Karabağ artık bizim, o topraklar bizim. Evet. Ya şimdi Kemal Hocam şöyle. Hani buyurun. Bir Türk atasözü vardır. Aç tavuk kendini dara ambarında görür. Evet, doğru. Evet. Ümit ediyorlar ama rüyalarında görecek. Karabağ bir de hiç zaman onların olmuyor. Karabağ Azerbaycan toprağı. Karabağ Azerbaycan demektir. Ama evet. Paşinyan'ın, ben de Ermenistan şeylerine giriyorum, yani araştırıyorum, bakıyorum devamlı. Şu anda Ermenistan çok karışık. Evet. Azerbaycan'daki Türk topraklarını azat edilmesinden sonra orada yaşayan Ermenistanlılar da hücum ettiler. Yani bir bölümü çok büyük
çoğunluğu. Onlar da Ermenistan'a gittiler ve şu anda onlar kalacak yer bile bulamıyorlarmış. Çadırlarda, orada, burada, bilmem nerelerde kalıyorlar. Devlet binalarında kalmaya çalışıyorlar. Fakat Paşinyan'ın durumu 6 ay. 6 ay içerisinde ne yapacak? Yani bu kadar azat edilen yüzlerce toprakları, dönüm, hektar diyelim, ondan sonra şehirleri nasıl geri mi alacak yani? Mümkün değil. Azerbaycan'ın evet. sonu da iyi değil. Söyleyiver, Paşinyan'ın sonu da iyi değil. Evet. Azerbaycan o topraklarını bir daha sokmayacak ve Paşinyan'ın sonu da tahmin ediyorum ben yani mutlaka kendi vatandaşları tarafından sonu ölüme gidecektir onu mutlaka. Evet öyle. Vahap Bey, dedelerin böyle bir misali var. Diye ne içersen onu da bitersen. Biz 92 yılında yaşadığımızı artık Ermeniler şimdi yaşıyor. Bak bizde nasıl oldu? Birdenbire girdiler ama onlar vahşicesine girdiler. Nasıl insanlarımız köç ettiler, nasıl insanlarımız sürgün oldular, nasıl evlerinden didergin düştüler. Şimdi hemen evlerden Ermeniler köç ediyor. Bir de diyorlar ki burası bizim. Ama onun evi değildi ki. Biz Azerbaycanlıların evini mesela gelip girmişler ola. Şimdi o evi bırakıp gidirken gözyaşı döküyorlar. Bes biz insan değil. Roza Hanım. Roza Hanım. Şimdi programın sonuna geliyoruz. Sonuna doğru yaklaştık çünkü. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi burada Ermenistan-Azerbaycan savaşı sırasında Ermenistan'ın atmış olduğu bombalarla, göndermiş olduğu füzelerle oradaki Azerbaycan topraklarındaki birçok insan vefat etti, hayatını kaybetti. İnsanların evleri, iş yerleri, ondan sonra işleri kayboldu, hasar gördü. Bu insanların yerine tekrar oraya evler yapılacak mı? Yani Azerbaycan Devleti İlhan Aliyev tarafından tekrar evler, işler yapılacak mı? Tabii yapılacak. Bak İlham Aliyev hem tekçe orada yok. Karabağ'da da söyledi. Bak Karabağ'da nasıl güne koymuşlar bizim o şehirlerimizi, illerimizi dağıtmışlar. Tamamen mahvetmişler, yok etmişler. Ama İlham Aliyev söyledi ki biz bundan daha güzelini yapacağız. Daha güzel şehirle yapacağız. O Çigala burada Gence'de, o bir şehirlerimizde. Olur mu böyle? Tabii güzel. İlham Aliyev'in rehberliği altında güzel olacak. Her şey güzel olacak. Şehirler olacak, evler olacak. Bizim bu meskunlaş gelmiş, sürgünden gelmiş bizim o insanlar. Evet, yayında bir sorun oluyor herhalde. Kapan hocam, internet bağlantısı evet. olduğu için o nedenle tahmin ediyorum. Hava da bulutlu, yağışlı. Evet. O yerlere görüp gelirler yani. Evet. Vahap Bey, ben bir burada yani bir şey istiyorum. Ben Türkiye'den bura gelince yani bana Türkiye'den çok arkadaşlarım, gazeteciler, yazarlar, gazilerimiz bana destek oluyor. Her zaman beni arayıp duruyorlar. Mene destek oldukları için ben buradan öz adımdan ve Azerbaycan adından teşekkürlerimi bildiririm. Var olun diyelim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki Türkiye'miz var. Ne mutlu Türkiye'm diyen. Biz bir milletiz, iki devletiz yani. Sizler de bizim vatandaşımızsınız. Evet, onun için evet. Hiç sizleri ayrı görmüyoruz Azerbaycanlılar hiçbir zaman. Bizim de olmadıktan, iyi. Hiç ayrı olmadık. Roza Hanım. Bizim de iyi ki Azerbaycan'ımız var. Evet, iyi ki varsınız sizler de. Koy düşmenin gözü kör olsun. Düşmenin gözü kör olsun. Düşman sağlasın. Azerbaycan, Türkiye. Evet. Evet. Vahap Bey. Kemal Bey, internette bir kesiklik oluyor tahmin ediyorum. Evet. Biz Roza Hanım'ın isterseniz yavaş yavaş artık yaklaşıyoruz. Evet. Konuşmak istediğini, söylemek istediklerine bir izin verelim. Kendisi son sözlerini söylesin. Tabii. Roza Hanım, yayının sonuna geldik yavaş yavaş. Varsa belirtmek istedikleriniz onları alalım lütfen. Ben teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Bizi yad ettiğiniz için programa
davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok severim. Hepinizi çok seviyorum. Vahap Bey, ben Türkiye'ye geldiğimde ilk defa gazeteci olarak, yani birçok gazetelerine, STK'larına, yani siz beletçilik yaptınız. Bunu hiç unutmadım. Türkiye'de çok, yani benim gazeteci yakın arkadaşlarım, dostlarım var, gazi kardeşlerim var. Hep bana destek oldular. Ben çok teşekkür ederim. Sizlerle tanış olmama çok memnunum. Ben Türk olduğumdan gurur duyuyorum ve Türkiye'de gidip gelmeyimden, orada ikamet yapmamdan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Yani yaşasın Azerbaycan Türk kardeşliği. Bundan başka ne diyebilirim? İyi ki varız. Evet, biz kardeşiz. İnşallah ilelebette Azerbaycan, Kıbrıs, aynı zamanda diğer Türkiye Cumhuriyetleri hep birlikte biz birlikte yaşayacağız. Bu kardeşliğimiz bir ömür boyu devam edecek yani. İnşallah Karabağ'a davet edeceğim sizi. Benim memleketime, benim doğduğum Kubatlı'ya davet edeceğim sizi. Gelin i̇nşallah, bakın görün ne gider. İnşallah güzel memleketimiz var. Karabağ'da Şuşa'da sizinle beraber bir canlı yayın yapacağız inşallah orada hep beraber. İnşallah. Ege TV olarak. İnşallah. Bekleyeceğim sizi. İnşallah. Evet. Vahap Bey teşekkür ediyorum. Roza Hanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu, özellikle Azerbaycan'dan bu canlı yayınımıza katıldınız. Hani derler ya size selamlar, sevgiler getirmişem. İşte siz de bize Azerbaycan'ın sevgilerini oradan buraya canlı canlı aktardınız. Biz de buradan can Azerbaycan'a yüreğimizdeki en güzel duyguları, sevgileri aktarıyoruz. Biz her zaman bir millet, iki devlet olarak en zor zamanlarda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu dünya durdukça da böyle olacak. Tekrar olduk zaten. Her zaman birbirimizin yanında olduk. Evet, evet, evet. Çok teşekkürler. Azerbaycan halkı sevinç içerisinde. Türk ordusunun, Türk askerinin Azerbaycan'a gelmesine, yani Azerbaycan halkı çok sevindi, sevinç içerisinde. Herkes, bak önceden de dedim, bütün paylaşımlarında Türk askerlerinin resmini koymuş, evine hoş geldin, ey şanlı kahraman Türk ordusu diye. Tüm Azerbaycan halkının gözü aydın olsun, topraklarına 26 yıl sonra da olsa kavuştular. Biz de onlar kadar sevinçliyiz, biz de onlar kadar mutluyuz. Evet. Burada Azerbaycan halkına, Azerbaycan Devlet Başkanı'na ve bütün yetkililere selam ve saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Var olun, teşekkür ederim. Siz ben, de var olun. Ben geçmişte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Ali Hasanoğlu da birkaç kez yayın yapmıştım değerli dostumla. Bu yayın vasıtasıyla ona da selam ve saygılarımı göndermek istiyorum. Evet, bir Ege Lobisi'nin daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bu yayınımızda Azerbaycan... Kemal Bey, biz biliyorsunuz bu programı 3 kişi yapıyoruz. Siz, evet. Şahsınız Sayın evet. Doktor Kemal Kamburoğlu. Estağfurullah. Vahap Tabakan olarak ben ve bir arkadaşımız daha var. Sayın evet. Ahmet Kaplan. Ahmet Kaplan koronavirüste pozitif çıktı sonucu. O evet. nedenle katılamıyor aramızda. Kendisine çok de üzüldüm. Tahmin ediyorum izleyebiliyor bizi ama üzüldüm. İsterseniz Kemal Bey Ahmet buradan Bey, bir şifa dileyelim Ahmet kendisine Bey. De. Aynen. Doğru doğru. Ahmet Bey'e de buradan sağlık diliyoruz. Acil şifalar ve sağlık diliyoruz ailesine ve kendisine. Evet. Ve ne kadar virüs hastası arkadaşlarımız, insanlarımız, milletimiz varsa herkese acil şifalar. Evet bu. İnşallah. Ben buradan Ahmet Bey biliyorsunuz benim kardeş dediğim biri. Çok üzüldüm. Allah acil şifalarını versin. Benden de selam söyleyin ona. Çok üzüldüm amin. Ama inşallah amin. İyi olur. İnşallah iyi olur. İnşallah. Biz de değerli kardeşimiz, arkadaşımız Ahmet Kaplan'a buradan acil şifalar diliyoruz. Ailesine de acil şifalar diliyoruz. Amin inşallah. Amin. Hastalığa yakalanan tüm insanlara da acil şifalar diliyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz insanların. Bu virüs derdinden de dünyanın bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Evet efendim, bir Ege Lobisi'nin daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bu yayınımızda Azerbaycan'daki gelişmeleri bizzat Azerbaycan'dan canlı olarak sizlerle
paylaştık. Yayınımıza katılan emekli subay, gazeteci, savaş muhabiri ve sivil toplum kuruluşu başkanı Sayın Roza Alikızı Ay ile konuştuk. Sayın Ay, yayınımıza katıldığınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Azerbaycan'ımıza da çok güzel günler görmesini diliyorum. Değerli gazeteci arkadaşım Vahap Bey'e de çok teşekkür ederim. Ben Kemal Kamburoğlu yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta dileriz sevgili izleyiciler. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.